Hocam öncelikle merhaba. Sağır dilsiz olan iki kişinin evlenmesi caiz midir? Tabii ki caizdir. Hatta bizim bildiğimiz bir abimiz vardır. Bir hocamız vardır. Mesut hocamız onunla makara yapar. Biraz arkadaşımız fazla konuşması hasebiyle der ki anne babanın, o insanın anne babasının konuşma ve duyma ile alakalı sıkıntıları var. Aynı bu şekilde ikisi de birbirlerini bulmuşlar ve evlenmişler. Bu şekilde Rabbim de onlara evlat ikram etmiş. Bununla alakalı ne yoktur? Herhangi bir sıkıntı yoktur. Tabi burada neye bakmak lazım? Burada gerçekten sağır ve dilsiz olan bir kişiye de aynı bu özellikleri taşıyan bir aile bulunursa daha huzurlu olunur. Eğer işte maddi bir takım maddi imkanlar vaat ederek asla bu değerli seyircimizi kastederek söylemiyorum, kendi üzerine alınmasın. İşte belli bir ailenin evladıdır. İşte mal varlığı nedir? Biraz yüksek durumdadır. Bununla beraber normal sıhhat afiyeti yerinde olan mazlum bir insanı bu şekilde himayesine alması gerçekten haksızlık olur. Hatta zulüm olur. Ama aynı özellikleri taşıyacak şekilde ne yaparsa bu kardeşlerimize eğer eşler bulunursa bu nurun hala nur olur. Son derece yerinde güzel bir hareket olmuş olur. Rabbim bu kardeşlerimize de hayırlı kısmetler ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah diyelim.